Petkim grafik günlük. Petkim'de de bir direncimiz var. 466, onu kıramadı. Bir türlü kırıp üstüne kapanış yapamadı. Oraya geldi, ters yüz oldu. Şu hareketi yaptı. Aşağı doğru da süzüldü. Şimdi grafik önceden kalma. Bir 618'de 408'de bir desteğimiz vardı oralarda. 0807. Dolayısıyla oralara kırdı. Aşağı doğru hareketine devam etti. 200 güne de yaklaştı. 200 gün 377'de şu anki fiyat. 392'de özel bir formasyon var demeyeceğim. Şunu diyeceğim ama ortalama hacimlerin çok altında kalmaya başlamış. Dolayısıyla buralardan daha aşağı düşüş olursa da yavaşlar gibi bir şeyim var, hissiyatım var. Yani ivmesi sanki yavaşlarmış gibi. Zaten stokastik de 16'da, RSI 47'de ama stokastik çok düşmüş günlükte. Nereye kadar düşebilir? Tabii sıfıra kadar düşebilir, onu söyleyeyim. Ama aşağıda gördükçe, ivme yavaşladıkça oralarda bir yerde yavaş yavaş bir en azından yukarı, yani bu temelli bir dönüş değil söylediğim şey. Ama bir tepki hareketi de gelmesi olası oluyor. Cuma günü verdi zaten bir tepki hareketi. Artı 1,29 primlendi. Ana desteğimiz 200'de. Stopumuz da bana göre 200, yani 380 de olabilir de bu. Stop 375 de olabilir. Avans vermek istiyorsanız. Oranın altına düştüğü zaman hoş olmuyor. 200'ün altına düştüğü zaman. Yukarı hareket başlarsa 4,08'in kırılması halinde tabi tekrar gözler yani 4,47 onun da kırılması halinde şurada ters yüz olduğu duruma döner bakar. Öyle söyleyeyim. Şu anda şeyi söyledik zaten. Değil mi? Göstergeleri de söyledik. Şu anda söyleyeceğim çok bir şey yok. Süzülme devam ediyor şimdilik. Pazartesi ya bu hafta diyeyim, pazartesi demeyeyim, önemli. En azından şurada bir yataylaşma olursa tekrar yukarıyı zorlar mı zorlamaz mı döner bakarız. Hepinize iyi haftalar dilerim.